Yani Ren maçında ne yapıyor mesela abi? Giriyor devre arasında soyunma odasına hoca. Diyor ki işte 11 topçu kalsın, kalanı çıksın falan. Bütün personel dışarı çıkıyor diyor. Bunlara bir fırça tabii, artık ne söylüyorsa Portekizce. Sonra yedeklerle konuşuyor. Zayis'le özel konuşmuş biliyor musun? Şeye hafif oynamadığı için kırıklık var tabii. Şöyle oynayacaksın, böyle oynayacaksın. Sonucu biliyorsun. Ha, girdik mi? Pardon. Daha evvel anlatmıştım. Fenerbahçe'de Jorge Jesus ne yapıyor mesela? Dükkanı sabah 7'de açıyor dedemiz. Futbolcular da saat 9 gibi geliyorlar. 10'da antrenman var. 9'u 1 geçe geldiyse topçu yandı. Cezası var. 1000 euro. 2 dakika gecikirse 2000 euro. Böyle artarak ilerliyor. Eğer idmana geç kaldıysa, yani onu geçerse ceza misliyle artıyor. Bunu da nasıl yapmış? Samandıra'ya turnike koydurmuş. Evet abi. Daha doğrusu şöyle. Normal personel için zaten vardı o turnikeler de, artık futbolcular da bu şekilde giriş yapıyorlarmış. Çünkü futbolculardan itiraz eden olmuş. Hocam ben geç kalmıyorum falan. Abi önündeki bilgisayara düşüyor hocanın. Anında ispat. Mobese gibi hoca. Dostlar başına. Toplanan ceza paraları da Samandıra'da personele pay ediliyor, tamam mı? Önceleri hasılat iyi ama gitgide zayıflıyor hasılat. İşte bunlar hep disiplin. Önceki yıllar ne diyorduk? Fenerbahçe'de Samandıra'nın bir ilaçlanması lazım diyorduk mecazen. Bir rapta zapta almak lazımdı. Bu yüzden bu örnek önemliydi. Şu da var. Para cezası vaktinde ödenmedi diyelim. Faize biniyormuş. Öyle de bir durum var. Bu kadar mı derseniz? Hayır tabii yani. Takımda artık eski tabirle öyle papazlanan topçu yok. Herkes şahane. Hatırlarsanız Sayın Ali Koç başkan adayıyken 2018'de futbol takımına da Obradoviç lazım demişti. Galiba Jorge Jesus bu benzetmeye uyan bir teknik adam ve sanırım o yüzden başkan Samandıra'ya uğramıyor artık. Duyduğum başka şeyler de var. Biraz yorumla da harmanlayıp sizinle paylaşalım dedik. Girmeden evvel şu Trendyol yemeğe sponsorumuza da teşekkür edelim. Türkiye'nin 81 ilinde var olduklarını hatırlatalım. Sıcak sıcak ne ararsanız, ne isterseniz önünüze geliyor. Trendyol uygulamasına girip Trendyol yemeğe tıklamanız yeterli. Üstelik ilk siparişinize %50'ye varan indirimler de sizinle, ki sipariş verdikçe cüzdana biriken 10 liralar, 15 liralar da var. Onu da söylemiş olalım. Zaten açıklama bölümünde değil mi? Linkimiz de mevcut. Güzel insanlar, bizim Semih Duras'ı paylaştı. Dedi ki Avrupa Ligi'nde savunmasını en önde kuran takım Fenerbahçe, 47.4 metre. Efendim 3. bölgede kazanılan topların rakip savunmada yaptığı pasa oranı olan, yani önde baskı ve pres gücünü ölçümleyen diyeyim ben ona, bir değer var ya, PPDA diye Türkçe söyleyeyim. İşte o değerde en iyi 2. takımda yine Fenerbahçe'ymiş. Şimdi bu bilgileri bilmeseniz de bir çift gözle görüyorsunuz ki Fenerbahçe iyi takım oldu. Ne topu bırakıyor, ne mücadele. Gidin Ren takımına sorun bakalım, bu kadar az topa sahip olduğu başka maç var mı? Ya da dönün lige, Başakşehir'in pas sayısına bakın. Ya bunlar sahada en son manzara olarak karşımızda, görüyoruz bunları. Ama bu performansla Fenerlileri mest eden bazı detayları hatırlatmak lazım diye düşündüm. Nedir mesela? Samandıra'daki gürültülü patırtılı ortam. İyi anlamda söylüyorum. Masa tenisindeki rekabeti konuşuyor herkes. Futbolcuların ikisi maç yapıyor. Diğer herkes etrafına böyle toplanıyor. Maç da bayağı şenlikli geçiyormuş. Maçlar da diyeyim daha doğrusu. Takım olmak dediğimiz, işte eskiler ne diyordu? Kolej havası hakim diyordu ya. Tam öyle bir ortam. Ki şöyle de bir söz vermiştim gerçi. Eski tabirleri pek kullanmamak lazım. Çünkü Jesus Hoca sağ olsun bütün terminolojimizi değiştirdi. Kazanan takım bozulmaz diyorduk. Döndüre döndüre kazanıyor vallahi. Hiç uzağa gitmeyin. Ben kendim rotasyon olmaz diyen adamdım. Artık o kelimeyi pek kullanamıyorum. Zaten orada da değişik bir şey yapıyor. 11 forma dağıtmıyor. 15-16 yelek forma artık ne derseniz dağıtıyor. O yüzden kimsenin yedek kalma endişesi yok. Bu da takımda şeyi rahatlatır, rahatlığı arttırır. Atıyorum Crespo, Arao, İsmail Yüksek var. Bu üçün ikisi kesin oynuyor. Şimdi Zayt girdi onların arasına. İdeal 11, muhtemel 11. Geçiniz. Ya da başka, Avrupa dönüşleri sıkıntılı oluyor abi. Derdik değil mi hep? Ne oldu? Milli ara dönüşü zor falan, televizyonda yorumcu. Üçlü oynamaz bu takım. Vallahi yıllarca o kadar çok şampiyonla oynadı ki Jorge Jesus. O alanı açmak, rakibin kapanacağını biliyorsun. O boşluğu bulmak için rakibi karşılarken en başta
stoperlerden biri bile rakip ceza yayına yerleşiyor. Üçlü oynamıyor falan. Ya Serdar ya Atilla orada. Hadi buyurun. O kadar deneyimli ki sahanın içinde dışında hep bir mesaj, hep bir aktiflik hali bizim de ezberimizi bozuyor. Hatırlayın Altay hatalı gol yemişti yine. Sonra takım gol atınca futbolcular Altay'a koşmuştu. Hangi maçtı? Ne güzel değil mi? Ama hocaya bakıyorsun kenarda deliye döndü. Niye yaptı? Yine neye kızdı diye bir sorduk ki. Ani santra yapmasın rakip diye bas bas bağırıyormuş. Zaten diyorlar ki hoca maça o kadar konsantre ki. Yani yok böyle bir şey. İstanbulspor maçına ya. Rakip takım centilmenlik gereği topu taca bıraktı. Olur ya öyle hani. Sonra taç kullanıldı falan. İstanbullu futbolcular haliyle topu geri istedi. Zalay da getirdi topu böyle yana doğru bıraktı. Yine çıldırdı hoca. Niye ileri doğru taca atmıyorsun diye böyle kafanı kullan falan yapıyor. O detaylarda hakikaten bir Obradoviç tavrı var. Ve tıpkı o örnekte olduğu gibi futbolcular da bu durumdan hiç rahatsız görünmüyorlar bu bağırıştan çağırıştan. Niye? Görmediniz mi Altay'ı nasıl korudu? Hoje subiaram o Altay. Eu como treinador, estão a subiar o Altay, estão a subiar a mim. Se não me querem, eu vou-me embora. Não foi o Altay, foi a mim que me subiaram. E comigo, não tem hipótese. İşte bu yüzden Fener'de bir psikolog yok. Böyle olunca futbolcular da her şeylerini vermek istiyorlar. Mesela bir tane örnek vereceğim. Kemal Aslan anlattı ya stadyumda. Ferdi Kadıoğlu geçmişte omuzundan sakatlamış platin varmış galiba. Hollandalı özel bir antrenör tutmuş şimdi kendine. Ve o adam çıkart demiş platinleri. Rahat edemezsin falan. Nasıl taç atıyor şimdi Ferdi? Valencia'yı anlatmıştık hatırlayın. Zıplama özelliğini çok fazla geliştirdi diye. Darbeli vuruyor artık. Eskiden böyle değildi. Herkes çünkü gelişiyor. Çünkü hoca bunu istiyor. Kimseyi de kendi haline bırakmıyor. Buruma bile ya. Buruma bile biliyorsunuz bildirilen listelerde olmamasına rağmen takımdan ayrı çalışmıyor biliyor musunuz? Yani eskiden tabii yasakladı UEFA hani topçuyu derazına gönderemezsin ama birebir A takımın içine alıyormuş yani. Öyle bir durum Fenerbahçe'deki. Her gün şaşırıyoruz ama şaşırtmak da zaten Jesus'un adeti. Hangi maçta o? Penaltıyı hep Valencia atıyor. Niye Batshuayi attı dediler ya da tam tersi neyse. Dedik hep aynı oyuncu atıyor bizde penaltıyı. Rakip hazırlık yapar bu duruma diye şaşırtmak istedik diyor. Bak Allah aşkına ya. Antrenmanda da böyleymiş biliyor musun? İçeriden olur yani habersizler bir şey olur. Sırf bu yüzden sürekli kadroları dizilişleri değiştiriyormuş. Seviyor adam. Bu arada her idman öncesi istisnasız toplantı da Jesus'un adetlerindenmiş. Söylemiş olalım. Hep söylüyoruz ya güzel insanlar hani futbol takımları sadece iç koridor kullanımı ya da ne bileyim duran top organizasyonuyla anlatılmaz. Eksik kalır. Bu kurallar, disiplinler, oyuncuların zevk alma meseleleri bir bütün olarak ele alındığında daha doğru okuma yapılabiliyor. Sokrates demiş ya hani futbolda güzellik önce gelir, zafer ikinci sıradadır, asıl mesele zevk almaktır diye. Sanırım Fenerbahçeli'yi de en iyi anlatan cümle bu. Ne diyeyim ağzınızın tadı bozulmasın.